26 Ekim 1 Kasım. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Evet, özellikle bu hafta ortak ilişkileriniz ya da aile ilişkileriniz, ortak devam ettiğiniz ilişkilerinizde çok güzel gelişmesini ve çok güzel anlatım haftanız olacak. Birbirlerimizi ve hata gördüğümüz ya da yönümüzle alakalı aksi giden her şeyi biraz daha sakin, daha güzel ifade edeceğiz. Hatta iş ortaklığı evrelerde planlarımız gelecekle ilgili daha destekleyici, daha bizi motivasyon yaratacak. Ve hatta bunu doğru değerlendirdiğinizde eksik olan iş enerjinizin yerine gelmiş olacağı ve size çok güzel bir aydınlanma yaşatacağını söyleyebilirim. Kendinizle alakalı yapmak istediğiniz farklı iş konuları da var. Evet, bununla ilgili de mutlaka adımlar atın. Siz başarıyı ve aydınlanmayı yaşıyorsunuz. Doğru enerjiyle de hayatınızdaki akışları tazeleyecek olarak söyleyebilirim. Özellikle büyük kurumsal firmada ya da büyük şirketlerde çalışan ya da devlette çalışan yengeç burçlarında bu düzende devam edecek. Yeter ki düzeninizi kaybetmeyin. Sadece belki paranızla alakalı çözülmesi gereken bazı dengelerimiz var. Eğer bunu da bu hafta doğru denge sağlarlarsa yeriniz gayet rahat diyorum. Belki şehir değişikliği fikrinde olan bazı yengeç burçları ve ya da beklentiniz şehir dışı ile ilgili ise bununla ilgili biraz daha vaktimiz var ama hedeflediğiniz şehir dışınızda gerçekleşecek. Bunun da notunu almışım. Kısa kısa seyahatler kafanızda var ama maddi olarak kendinizle ilgili ileri planlar yaptığınız için belki size iyi gelebilir kısa kısa seyahatler ama iş ve kariyer odaklı hayatınızla ilgili kafanız dağılmasını istemiyor da olabilirsiniz. Not almışım. İkisinin arasında gel git yaşıyorsunuz. Bence 2 gün hafta sonu sizin enerjinize çok iyi gelecek. Diğer 5 günde planladığınız işiniz ve ortaklı oluşumlarla ilgili kendinizde artı dengeler sağlayacağınızı söyleyebilirim. Aile arasında bozulan ipler, söylenen enerjiler, böyle havada uçurken yandan bakışlar, birbirimize manalı diyaloglar, sanki ailede de böyle bir yumuşama havası var. Sanki böyle birbirimizi anlama enerjisine giriş yapacağız. Hatalı olduğunu biliyorsun yengeç. O yüzden hatalı olmadığını bilmesen bu adımı da atmazsın. Yani o yüzden ailenin gözüne tekrar giriyorsun. Çünkü hata sendeydi. Bazen hatayı kabul edip adım atmak en büyük bir erdemliktir. Sen bu erdemliği yaptın. Evet, kendinizle ilgili özellikle astroloji eğitimi almak isteyen, yaşam koçluğu, NLP koçluğu, NLP eğitimi almak isteyenler ve bununla ilgili de araştırma evresindesiniz. Özellikle eğitmen olmak istiyorum diyen bazı akademisyen ya da eğitmen olmak istiyorum diyen yengeç burçlarında yüksek kariyerinizle ilgili planladığınız okul ya da olmasını istediğiniz planın altyapısı ve sınavlarınız ya da planladığınız olay neyse gerçekleşecek. Sizin evlilik ilişkinizle alakalı belki bu ara iş yoğunluğundan ilişkinizi aksi tutmuş olabilirsiniz, geride tutmuş olabilirsiniz. Bu hafta akşamları yarım saat eşinize, ilişkinize vakit ayırırsanız ilişkinizdeki soru işaretleri de onun soru işareti, sizde hiçbir sorun yok da onun kafasında kurma olaylarını yumuşatıp bu enerjiyi daha sağlıklı noktada ilerletebiliriz. Çocuk planı olan ya da çocuk tedavisi gören bazı yengeç burçları doğru aşılama, doğru sistem yakalandığında Kasım ortasına kadar gebelik enerjiniz var gözüküyor demişim değerli yengeç burçları. Yengeçlere sağlık olarak kulak iltihabınız, orta kulak iltihabınız, burun enfeksiyon sıkıntınız olabilir. Bunlara dikkat edelim. Bir de ailenizle alakalı beklenilen bir para var. Sürpriz bir şekilde hanenize girmiş olacak. Bunun da keyfini çıkartın. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli izleyiciler. Astrolojiden ne haber? Sadece benim astroloji sayfam, Akkaya Official, benim diğer kendi kullandığım, kendime ait sayfam. Takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Günlük kafanızdaki burçlarla ilgili merak ettiğiniz açılar, kara açılar, sert açılar, burada anlatmak hoşuma gitmiyor. Orada en azından görüp ona göre gününüzü belirleyebilirsiniz diyorum değerli yengeç burçları. Allah'a emanet olun. En büyük sevgi Allah'tır. İçinizdeki Allah sevginiz hiçbir zaman solmasın değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun.